68 doğumlu Bayraktar kardeşlerin, Abdülkerim Fehmizat Bayraktar kardeşlerin isimleri bundan böyle yeni stadyumumuzda yaşatılacak, ölümsüzleştirilecek. 1993 yılında Mardin'de vatani görevini yaparken şehit düşen Abdülkerim Bayraktar'la geçen yıl 11 Mart'ta aramızdan ayrılan kardeşi Fehmizat Bayraktar'ın anısı Timsah Arena'da yaşayacak. Bu törende Bursaspor Ankara Gücü dostluğunun mimarı Abdülkerim ve Fehmizat Bayraktar kardeşlerin isimleri Güney Kale arkası tribününde yaşatılacak. Törene taraftarlarımız da katılırken Başkanımız Ali Ay burada yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Şimdi ben kongrede şunu söyledim arkadaşlar. Bursaspor'un sahibi taraftar. Bizim taraftarımızın simgesi, taraftarımızın çok sevdiği şehit Abdülkerim ve kardeşi Fehmizat Bayraktar kardeşler, biliyorsunuz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu arkadaşlar madem bizim sembolümüz, taraftarımızın da sembolü, biz yönetim olarak, arkadaşlar bize dediler ki taraftar kendi arasında para toplayacak. Texas tribünün altında isimlerini vermek için para toplayacağız dediler. Ben dedim ki hayır, öyle bir şey olmaz. Biz yönetim olarak bunu üstleniyoruz. Parasını da biz vereceğiz. Çünkü daha önceki arkadaşlar alışmışlar bedavacılığa. Biz dedik vereceğiz. İnşallah bizden sonra gelecek olan yönetimler de bunu böyle bu şekilde devam ettirirler. Çünkü daha önceki yönetimler şimdiye kadar hiç vermeye alışmamışlar. İnşallah bizimle bu şekilde başlamış oldu. Bundan sonra da seçilecek olan yöneticiler vermeye devam ederler. Arkadaşlar, biliyorsunuz Ankara Gücü'yle uzun senelerden beri bir dostluğumuz var. Bu dostluk, evet, Ankara Gücü arkadaşlarımız da var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu dostluk ilelebet, ebediyete kadar devam edecek. Bunu da sağlayan iki tane rahmetli kardeşimiz. Bize de bu kapıya onların ismini vermek yakışırdı. Ve verdik Allah'a çok şükür. Sizden şunu rica ediyorum. Bakın, bugün eğer bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz rahmetli olmasaydı, bir kere küfüre kesinlikle karşı olacaklardı. Eğer kemiklerinin sızlamasını istemiyorsanız, bu kapının devamlı açık olmasını istiyorsanız, şu küfür olanı, haklı veya haksız, bakın haklı veya haksız, şu küfür olanı bir kere kesinlikle kaldırmamız lazım. Bursaspor'u seven böyle bu şekilde davranmak zorunda. Aksi takdirde sadece yöneticilerin katkılarıyla bu işler olmaz. Bursaspor da bu işten çok büyük paralar kaybediyor. Sizden hasreten rica ediyorum. Bütün taraftarlardan rica ediyorum. Hem gelsinler, destek olsunlar. Daha bu sırada 40 bin 45 bin kişi görmedik. İnşallah Antalya maçını da alırız, geliriz. Kasımpaşa maçını burada 45 bin kişiye oynamak istiyorum. Sizden bunu rica ediyorum. Bütün arkadaşlarınıza söyleyin. Şöyle bütün Türkiye'ye örnek olalım. Küfürsüz. Ve sizler çok güzel tezahüratlar yapıyorsunuz. Atkı şovlarınızla, efendim özelim tezahüratlarınızla bütün Türkiye'ye Bursa'nın, Bursaspor'un ne olduğunu gösterelim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ve bu iki kardeşimizi tekrar rahmetle anıyorum. İlelebet, ebediyen bu isimlerin de burada kalmasını istiyorum. Şehit Abdülkerim Bayraktar ve kardeşi, ikiz kardeşi Fehmizat Bayraktar'ın isminin yer aldığı kapı törenle açıldı. Güney tribünü 6 numaralı kapı bundan böyle Abdülkerim Fehmizat Bayraktar kapısı oldu.